Plevral efüzyonda plevral boşlukta toplanan sıvı ya transüda ya da eksüda olarak adlandırılır. Bunlar çeşitli kaynaklarda farklı adlarla da geçiyor. Transüdat ya da transüda, eksüda gibi. Biz transüda ve eksüda diyelim. Bunun kavraması kolay olmayabilecek bir konu olduğunun farkındayım. Onun için de bazı notlar alarak size yardımcı olmaya çalışacağım. Evet buraya transüda veya eksi da yazıyorum. Evet. Bu ikisi arasındaki temel fark sıvının plevrel boşluğa nasıl ulaştığı ile alakalıdır. Bunun sıklıkla karşılaşılan birkaç sebebi olabilir. Örneğin konjestif kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, pnömoni, lupus. Bu ayrımı yapabilmek için iki temel kriteri göz önünde bulundururuz. Biriken sıvının eksüda ya da transüda olması söz konusu olan durumla ilgili bize bilgi verecektir. Eksüda olarak sınıflandırılan sıvı enflamasyona işaret eder. Bu yüzden de bu durumda pnömoniyi göz önünde bulundurmak gerekir. Transüda olan sıvı ise hidrostatik basınçla alakalıdır. Yani kan damarlarındaki basıncı değiştiren bir şey ve damarlarda enflamasyona sebep olan bir şey arasındaki fark burada söz konusu. Size buradaki çizimden de bahsetmek istiyorum. Bu normal bir damara ait bir çizim. Burada damar duvarını görüyorsunuz. Bunlar endotel hücreler. İşte buradalar. Sarı noktalar ise plazmadaki proteinler. Mavi yeşil olan şu kısım ise bahsi geçen sıvı. Şimdi normal bir kan damarında her şey yolundadır. Dışarıya sızan ya da içeride bulunmaması gereken herhangi bir şey yoktur. Her şey yolunda yani. Şimdi de normal olmayan bir damara göz atalım. Bu çizimle size transüda sıvıyı anlatmaya çalışacağım. Transüda sıvıda ne olur? Normal senaryodakine göre daha az plazma proteini olacağını söyleyebiliriz. Plazma proteinlerinin daha az olması sıvının dışarıya sızmasına sebep olur. Farklı bir renkle anlatmak istiyorum. Evet, sıvı endotel hücreler arasından geçerek damar dışına çıkar. Damara odaklanacak olursak, değişen bir şey olmadığını görebiliriz. Endotel hücreler hala yan yanalar. Aralarındaki boşluklarda da herhangi bir değişiklik yok. Aradaki tek fark protein seviyesindeki değişimdir ve sıvının dışarıya sızmasının sebebi de budur. Transüda sıvının bir diğer sebebi konjestif kalp yetmezliğidir. Bundan daha önce bahsettiğimi hatırlıyorsunuz, değil mi? Şuraya bir de kalbi çizelim. Gerçeğine çok da benzemiyor ama sanırım anlatabilmem için yeterli olur. Kalbimizin dört odacığı olduğunu biliyoruz. RA sağ kulakçık, RV sağ karıncık, LA sol kulakçık ve LV sol karıncık. Bu hastanın sol taraflı bir kalp yetmezliği olduğunu düşünelim, tamam mı? Evet, kalbin sol tarafında bir yetmezlik olsun konjestif kalp yetmezliğini bu şekilde tanımlamış olalım. Bu durumda kalbin sol tarafındaki yetmezlik yüzünden kalbin sol tarafındaki basınç da daha yüksek olacaktır. Kalbin sol tarafı bu durumda akciğerlere tepme yapacak. Bu da akciğerimiz. Basınç arttı, akciğerlere doğru bir geri tepme var. Bu durumda akciğerlerimizdeki damarlarda da basınç artar. Sonuç olarak hidrostatik basınç artar ve bu da transüda sıvıya yol açar. Yani damar içindeki sıvı endotel hücreler arasından sızmaya başlar. Evet, bu sıvı plevral boşluğa sızar ve plevral efüzyonda zaten bu şekilde ortaya çıkar. Proteinlerin sızmadığına dikkat ediyorsunuz değil mi? Bunun sebebi endotel hücreler arasındaki boşluğun proteinler için çok dar olmasıdır. Ancak basınç yeteri kadar yüksek olursa bu sıvı dışarıya sızmaya başlar ve transüda sıvı olarak adlandırılır. Üçüncü senaryoda ise eksüda sıvıdan bahsedeceğiz. Peki bu nasıl oluşur dersiniz? Öncelikle bu damarın diğerine göre çok daha geniş olduğunu fark etmişsinizdir. Gerçekten de öyle. Buraya bir de eksüda diye not alalım. Evet bu damar diğerlerine göre çok daha geniş. Eksüda ile ilgili bir de enflamatuar demiştim. Enflamasyon söz konusu olduğunda damarlarda ne olur arkadaşlar? Genişlerler yani dilate olurlar öyle değil mi? Sonuç olarak proteinler ve sıvının dolaşımında yavaşlama gerçekleşir. Enflamasyon senaryosunda endotel hücreler arasındaki boşlukların da arttığını görüyorsunuz değil mi? Bu boşluğun artması sonucu sadece sıvı değil, proteinler de damar dışına çıkmaya başlarlar. Eksudatif plevral efüzyonda hem protein hem de sıvı olmasının sebebi de işte budur. İsterseniz hemen bunu da not edelim. Hem sıvı hem de protein. Transüda da ise sadece sıvıdan bahsettiğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun test edildiğinden de bahsetmiştim. Plevral efüzyon teşhisi konan birine uygulanan tora sentezde plevral boşluğa bir iğne yardımı ile ulaşılıp buradaki sıvı boşaltılır ve numunesi alınan sıvı teste tabi tutulur. Bu testin adı light kriterleridir. Testi anlatabilmek için size hemen bir ampul çizeceğim. Pek de düzgün olmadı ama bu da alt kısmı olsun. Light kriterlerinin nasıl uygulandığını anlatabilmek için bir çizim yapmanın uygun olacağını düşünüyorum. Sıvının içinde protein, kolesterol ya da trigliserit olup olmadığına hemen bakalım. Eğer büyük partiküller varsa bunun da olduğuna karar verilir. Sıvıda bu partiküllerden az miktarda varsa ya da hiç yoksa bunun transüda olduğunu söyleyebiliriz. Plevral boşluktaki sıvının ne olduğu ve sıvıya sebep olan durumun ne olduğu işte bu şekilde belirlenebilir. Transüda sıvı söz konusu olduğunda proteinler damar dışına çıkamadıkları için sıvıda proteine rastlanmaz. Transüdadan bahsederken hidrostatik basınç dedik öyle değil mi? Kara ciğer yetmezliği ya da konjestif kalp yetmezliği basıncın değişmesine sebep olabilecek tıbbi durumlardır. Böbrek yetmezliğinde de protein seviyesi düşeceğinden damarda sızıntılar meydana gelebilir. Enflamasyonda ise vücudumuzda enflamatuar tepkiye yol açan şeyleri düşünmemiz gerek. Akciğerler sahnede olduğundan buradaki temel suçlu elbette pnömoni olacaktır. Ek olarak lupus da enflamatuar bir hastalıktır. Bu terimleri gördüğünüzde burada neler olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu durumun sebebi ve damar seviyesinde gerçekleşen durumları değerlendirmeye alırsanız bu ikisi arasında kolaylıkla ayrım yapabilirsiniz.